Ya çok şıksınız yine. Teşekkür ederim. Jennifer Lopez'in aynalı kıyafetini taklit ettim dün Oscar'daki. Aa. Hocam denk geldi. Benim de vardı dün görünce Oscar töreni. Gece bunu giyeyim. O zaman Oscar'ı soralım efendim. Oscar, valla dün bu tören geçen yıllara göre biraz sıkıcıydı. Sunucu olmaması ben böyle sekte vurdu. Bohemian Rhapsody'den Rami Malek'in ödül almasını çok istiyordum. Rami Malek, aynen. Evet, yani ama tabii ki Oscar asıl damgayı Lady Gaga'nın şarkısı vurdu. O da çok güzeldi. Bradley Cooper'la birlikte böyle bir aşk dedikoduları çıktı benimle. İrina Makaziner konusu oydu bence. Evet, İrina'ya üzüldüm valla. İrina orada oturdu ama yani zaten aralarına oturdu. İlk birlikte girdiklerinde onun dedikodusu çok döndü. Gaga ile Bradley'nin arasına oturdu doğal olarak. Biz İrina'cıyız tabii ki. Süper. Aynen. Ama şarkı güzeldi. Ödüller layığını buldu mu? Yerini buldu mu sizce? Buldu. Güzel dağılım oldu bence. Birazcık böyle homofobik kesime karşı bir tepki vardı. Siyahilerin hakları korundu. O açıdan çok güzeldi. Göçmenlerin hakları çok korundu. Onlar yüceldi. Güzel bir törendi aslında. Haklardan bahsetmişim efendim. Hayvan haklarından biraz da gidecek olursak. Geçtiğimiz haftalarda hadisenin girdiği Kürt ve bugün Bülent Ersoy'un hakkında çıkan haberler işte gerçek Kürt almış ve iki tane de 500 TL'lik Kürt yapmış. Çok iyi videolar. Yani o videoları göre o çekilen acıları bile hala vicdanları nasıl sızlamıyor ben gerçekten anlamıyorum. Bunlar topluma örnek olması gereken insanlar. Bunlar böyle yaparsa sokaktaki insanlar ne yapsın? Çok ayıplıyorum kendilerine. Kınıyorum, ayıplıyorum. Eğer reenkarnasyon diye bir şey varsa umarım bir sonraki hayatlarında tilki veya tavşan olarak dünyaya gelsinler ve o acıların aynısını çalsınlar. Şey merak ettim, az önce aslanım, ben eti yenen hayvanların kültürünü yiyorum. Belli bir işlemden geçtikten sonra. Tabii işlem ve hayvanlar acı çekiyor. Bütün yani ömürleri kesilip boyunca, yenilen hayvanların da. Kesilip yenen diye bir şey var mı? Yani nasıl ki bir köpeğin tilkini giymiyorsa tavşanınkini de giymeyecek, tilkininkini de giymeyecek. Can bu ya, acı çekiyor yani. Şeyi, tilkisi, kurdu, köpeği, kedisi, tavşanı yok. Can yani canları acıyor. Kötü ortamlarda, küçücük kafeslerde, çok kötü ortamlarda yetiştirilip sonra da kötü canlı üzülüyor Kürtler. Artık bunun nesini tartışıyoruz? Bu devirde görgüsüzler yani. Başka siz Bülent Hanım'la barışmıştınız bir ara. Ateş şeyi anlaştınız. Ya barıştım ama. Çünkü giymeyeceğim kürkü dedi. Ben gördüm kendisi bu acıları çektiğinde. Gelsin valla gelirsin. Benim kimseden korkmuyor. Hayvanlar korkmuyor. Kimseden şuna bakmasınlar. Görgüsüzler yani. Bu devirde giymek görgüsüz. Başka hiçbir şey değil. Peki efendim. Güzel giren bir ilişkiniz vardı ama ayrıldınız. Arkadaşınız devam ediyor mu? Yok ayrıldık değil aslında. Biz şimdi her ilişkide küslükler, barışıklıklar oluyor. Bizde de yani biz biraz göz önünde olduğumuz için benim bir dönem kafamı dinlemek için evden ayrıldım. Bu duygu sordular bana. Evet dedim. Bir dönem şimdi konuşuyoruz gayet. Yarız yani öyle bir küslüğümüz ya hiç öyle bir şey yok. İlişkiniz devam yani ediyor bizde ama. Öyle bir şey zaten hiçbir zaman söz konusu olmaz. Ne onlar hemen de. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Aramız iyi. İlişki devam ediyor. İyileşiyor yani. Sorunlarımızı çözüyoruz. Nefes almak, bazı şeyleri, sorunları konuşmak için bir böyle insanların kendi dünyalarına çekilmeli gerekiyor ilişkide olduğu gibi. Öyle bir dönem işte bu kadar. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir saniye. Sağ olun.